kalem birazcık yaramazdır. Ben de birazcık yaramazım. Bana çekmiş, annesine çekmiş herhalde. Hem yaramaz hem sakarız biz değil mi? Birazdan bir şeyleri yıkabilir. Bu videoyu neden çekiyorum? Çünkü kendimden bahsetmem gerekiyordu değil mi? Evet, haklısın. Ben normalde resim öğretmeniyim. Allah'ım. Videonun başında böyle bir şey olması. Ben normalde resim öğretmeniyim ve bir süredir sanat danışmanlığı yapıyorum. Bu sanat danışmanlığı boyunca denediğim boyalar var, yeni çıkan. Bunları size tanıtmaya geldim. Bu boyalar ne mi? Hazır mısın? Senart boyaları. Senart boyalarında bu videoda vernikisini deneyeceğim. Ama ahşabım ham olduğu için birazcık mut sörfesinde denemiş olacağız. Tüm yüzeylere kullanılıyor bunlar. Yani videodan çıkmayın sakın. Ve her attığımız videoyu kesinlikle izleyin. Kullandığımız alanları gördükçe şaşkınlık yaşayacaksınız. Yani her alanda deride bile kullanabileceğimiz boyalar bunlar. O yüzden hadi gelin birlikte deneyelim. Boyamaya başlamadan önce size birkaç bilgi vereyim bu vernikli boyamızla ilgili. Vernikli boyalarımızı vernikli tüm yüzeylerde kullanabiliyorsunuz. Bu tüm yüzeyler nereler? Mesela bu masa vernikli aslında. İşlenmiş, üstüne boyanmış vernikli bir yer. Bunun üzerinde rahatlıkla kullanabiliyorsunuz da sadece 4 saatte bir üstüne ikinci kat atabiliyorsunuz. Yani diğer boyalar gibi bekleyeyim bir gün, 8 saat öyle bir şey yok. 4 saatte bir ikinci katı atıyorsunuz. Ve sonunda ne oluyor? Vernik kullanmıyorsunuz. Nasıl mı anlaşılıyor? Vernikli yazın. Espri yapmayayım değil mi ben? Bakın ne yapacağım? Burada ham ahşap kutum var. Ham ahşap kutumda ilk önce biz ham ahşap nesnelerimizde bir zımparalama işlemi yaparız. Zımparalama işleminden sonra İlk kat bir astar atmamız gerekir. Çünkü ham olduğu için boyayı göstermez. Boyalarımızın tabii ki de kafası düşük özelliği çok yüksek ama ne olur ne olmaz bir kat atsak daha iyi olur. Bunun için de Senart'ın Mutlu Surface boyasını kullanacağım astar için. Bunu nasıl yapacağım? Bakın bunu böyle açıyoruz. Korumalı. Evet, şimdi size kıvamını göstereceğim. Kapağını kapatalım. Birazcık çalkalayalım. Şöyle. Ne diyor mu acaba? Kapağını açalım. Daha çok dökeceğim için delmem gerekiyordu galiba. Birazcık kapalıymış bu. Bakın. Astar atacağım için kutumun alt tarafını ben beyaz yapacağım. Beyaz vernikli kullanacağım. Üstünde de siyah vernikli senart kullanacağım. Bakın. Kıvamı bu şekilde. Bunu biraz sulandırmak istiyorum ben. Çünkü astar hemen boyamın üstünde ama kutumun üstünde etkisini göstereyim size. Bu multi surface arkadaşlar. Astar atacağım. Astar atıyorum. Bu multi surface. Bakın astar olmasına sulandırmama rağmen ilk katında ne kadar kapatıcı gördünüz mü multi surface'i? Yani mükemmel değil mi? Sulandırdım ben bunu düşünün. Ben astarımı atayım. Sonra devam edelim. Ve
kutumuzun astarı kururken Senart vernikli siyah boyayı kapağımız için sürebiliriz. Buna astar atmamıza gerek yok. Çünkü siyah biliyorsunuz ki direkt kapatır. Şöyle boyamızın kıvamını hemen tekrardan göstereyim. Vernikli arkadaşlar. Bunun içinde vernik bulunuyor. Bakın kıvamına. Şöyle netleyeyim. Ay çok heyecanlı. Hemen kutumuzun üstünde deneyeceğim. Kapağımızın. Yani şuna bakabilir misiniz? Kaymak gibi akıyor. Boyamız çok güzel. Bakın. Direkt kapatıyor. Bir kere ya böyle gitmiyorum bile. Yani direkt kapatıyor. Düzgün olsun diye, fırça izi olmasın diye tekrardan gidiyorum. Ki emin olun bunun kaymak gibi olmasından dolayı fırça izi bile kalmayacak, kendi yayacak. Öyle düşünüyorum. Şu anda da genelde öyle oldu çünkü. Şöyle yapayım. İnanamıyorum. Bakın parlaklığını da göstereyim. Yani ne çok parlak aslında, kuruduğunda göreceksiniz. Ben buna ikinci katı bile atmam. Siyahta ikinci kata bile gerek yok şu anda. 4 saat beklemem yani, yetti bu. Rengini tam verdi zaten. Ne çok parlak boyamız, ne de mat. Ortası. En sevdiğimiz. Şöyle yapayım. Ya hani nasıl anlatsam bilmiyorum. Böyle boyarken kayıyor ya. O mutluluğu anlatamam. Kaymak gibi. Anlatılmaz yaşanır. Denemeniz lazım. Bunları her yüzeyde kullanabiliyorsunuz. Düşünebildiğiniz her yüzeyde. Ve vernik atmanıza bile gerek yok. Hızlı bir şekilde boyama. Ayrıca şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Hiçbir şekilde sağlığa zararlı değil. Çocuklarınız da kullanabilir. Kokusu yoğun değil. Tabii koku algınıza göre değişir o. Bazıları çok fazla burnu koku alır ama böyle tiner gibi hani yoğun değil kokusu. Çünkü su bazlı bunlar. Su bazlı vernikli boya. Su bazlı olduğunda koku yok demektir. Ben bunu boyamaya devam ediyorum. Allah'ım çok güzel. Kuruduğunda tekrardan göstereceğim. Şimdi de Senart boyamızın beyaz olanını deniyoruz. Direkt kutumuzun astarı kurudu. Şuraya düz alanda göstereyim. Şöyle netlerse. Kıvamı bu şekilde. Şöyle. Akışkan. Ve o kadar döktüğüm boya yetti. Görüyor musunuz? Yayıyorum. Çok da üst üste fırçayla gitmemeye çalışın. Çünkü fırça izi kalır. Şu tarafa sürmüştüm. Parlaklığına bakın, verniklinin.
Kuruduktan sonra da göstereceğim sizlere. Ben tamamını bitireyim kutumu. Evet, kutumuzun boyama işlemlerini tamamladık. Siyahta iki kat uyguladım. Ham olduğu için, ham ahşap yüzeylerde boyayı daha çok emdiği için iki kat uygulamamız gerekiyor. Ama boyanmış yüzeylerde siyahta tek kat atmanız yeterli olacaktır vernikli de. Bakın parlaklığını da görüyorsunuzdur. Nasıl? Üzerine vernik atmadık. Bu boyamız Saint Art vernikli boyasıdır. Burada da beyazda da 3 kat atmam gerektir. Biliyorsunuz ki beyaz boyaların kapatıcılıkları... Ne yapıyorsun acaba masamda? Hiç kedi yokmuş gibi davranıyorum ben de burada. Kapatıcılıkları biraz daha azdır. O yüzden 3 kat atarak daha iyi bir görünüm elde ettik. Ham ahşap da daha çok çekiyor biliyorsunuz ki. Ham yüzeylerde boya her zaman daha çok çekilir. Böyle kutumuzu bitirdik verniksiz bir şekilde. Ben bunu çok sade bulduğum için üzerine stencil'ımızla böyle yıldızlar yapacağım. Siyahın üstüne beyaz yıldızlar, beyazın üstüne siyah yıldızlar yapacağım. Ayrıntılı bir şekilde de boyamız kalkıyor mu kalkmıyor mu size deneyip videonun içerisine koyacağım. Bakın. Ay biraz çok sesli. Yine de deneyeceğim sizin için. Kalkmıyor. 7 gün geçti üzerinden ve şu anda kameranın altında salam duruyor. Kızım! Neyse gelip biz denemeye geçelim. Kutumuzun denemesini yapalım. Bakın parlaklığına. Tırnağımla çiziyorum. Kaldırmaya çalışıyorum bakın. Oh. Ay kulağım. Bakın. Hiçbir şey olmuyor. Gördünüz mü? İç dış böyle. Vernikli boyalarıyla yaptığımız videomuzun sonuna geldik. Nasıl olmuş kutumuz? Stencil'ımızı da bitirdik. Kurumaya bırakıyoruz. 7 gün içerisinde çok güzel sonuçlar alıyoruz aslında. Ama yüzeyden yüzeye değiştiği için her yaptığınız yüzeyden sonra 21 gün dikkat ederseniz sizin için daha iyi olur. Bizim vernikli boyalarımız hakkında bilgi edinmek istiyorsanız yorum atabilirsiniz aşağıya. Ve kanalımıza abone olursanız diğer videolardan da haberdar olursunuz. Diğer videolar nasıl olacak içerikler? Büyük mobilyalar üzerinde deneyeceğiz. Sonra mermer üzerinde deneyeceğiz. Deri üzerinde deneyeceğiz. Nasıl görünüyor? Hepsini sizler için deneyeceğiz. Burada anlatacağız. Bizlerle birlikte siz de bilgilenmiş olacaksınız. Böyle videomuz bitti. Kendinize çok iyi bakın. Sanatla kalın, senatla kalın. Görüşürüz. Denemeler yapacağız. Bezin üzerinde yapacağız. Ahşabın üzerinde yaptık. Konuşamıyorum. Camın üzerinde yapacağız. Derinin üzerinde yapacağız. Selam, senin üzerinde de yapalım mı? Hayvan üzerinde denemiyorum. Her şey üzerinde olabilecek boyamızı deneyeceğiz. Sizlere YouTube kanalımızda anlatacağız. O yüzden abone olmalısınız. Bence abone olmalısınız diye düşünüyorum ben. Evet. Ternikli yalnız. Senart vernikli boyamızda dikkat edilmesi gerekiyor. Videomuz böyle şeyler olabilir bence. Videomuzun sonuna geldik. Hoş geldin Salem.